Bilindiği üzere dün sabah saatlerinde Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alınmış, ardından da İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmıştır. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklama ile kayyum atamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığı ortaya çıkmıştır. KHK ile yasaya eklenen kayyum düzenlemesi anayasaya ve uluslararası yasalara aykırıdır. Kayyum atama, AKP-MHP faşist bloğunun iktidarını uzatma ve Kürtlere nefes aldırmama politikasının bir sonucudur. Çöktürme planı hala günceldir, devam etmektedir. Kürtleri inkar etmenin bir başka versiyonu devreye sokulmuştur. Faşist blok, Kürtlerin seçme ve seçilme hakkını tanımamaktadır. Hukuk adı altında yapılan bütün düzenlemeler, sömürge hukukunu bile aratacak düzenlemelerdir. 8 yılda 3. defa kayyum ataması, düşman hukukunun uygulamaya konulduğunun göstergesidir. Faşist blok şunu bilsin ki, inkar ederek, hakları tanımayarak attıkları her adım Kürtlerin özgürlük arayışını baltalayamayacak, daha da güçlendirecektir. Bizler Özgürlük İçin Hukukçular Derneği olarak AKP-MHP faşist blokunun inkar politikalarından vazgeçmeye, demokratik güçleri yapılan hukuksuzluklara karşı ses çıkarmaya çağırıyor, demokrasi ve özgürlük için mücadeleye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Hukukun, adaletin, hakikatin yanında yer alanları, Kürt halkının adalet ve hakikat mücadelesinin yanında yer alan Türkiye'li dostlarımızı ve Kürdistan'da direnen halkımızı buradan saygıyla selamlıyoruz. Son sözü direnenler söyleyecek diyoruz. 2024'te Türkiye ve Kürdistan'ın tüm şehirlerinde yapılan yerel seçimlerde Mehmet Sıddık Akış DEM Parti'den Hakkari Belediye Eş Başkan Adayı olarak seçimlere girmiş ve Hakkari halkının yaklaşık yarısının oyunu alarak seçimi kazanmıştır. AKP-MHP iktidarının taşıma seçmen yoluyla Kürt halkının iradesini gasp etmeye çalışmak başta olmak üzere pek çok usulsüzlük yapmıştır. Hilvan'da AKP adayının itiraz edilen oy pusulalarını yakması nedeniyle Hilvan seçimlerinin yenilenmesi kararı alınmış. Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın mazbatası İl Seçim Kurulu eliyle gasp edilmeye çalışılmıştır. Tüm bu hukuksuzluklara rağmen halk kayyum rejimini kabul etmediğini göstermiş, iradesini sandıklara yansıtmış, Van'daki hukuksuzluk halkların ortak direnişiyle geri püskürtülmüştür. 2 gün önce Hilvan'da yeniden yapılan seçimde halk iradesini DEM Parti'den yana kullanarak büyük bir farkla kayyum zihniyetini, gaspları, usulsüzlükleri kabul etmediğini ortaya koymuştur. Yerel seçimlerde tüm Türkiye'de ve kayyumlara rağmen Kürdistan'da büyük bir yenilgiye uğrayan AKP-MHP iktidarı bu kez de Hakkari halkının iradesini gasp etmeye çalışmıştır. Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 10 yıl önce açılmış ve yargılaması devam eden bir dosya ve seçilmesinden hemen sonra hazırlanan ve bugüne kadar onlarca defa karşılaştığımız soyut iddialarla gözaltına alınarak yerine kayyum atanmıştır. Yaşanan bu durum Hakkari halkının iradesine vurulmuş siyasi bir darbedir. 2016 yılından bu yana hakim tekçilik anlayışının kayyum şeklindeki tezahürüyle hayata geçirilen yönetme pratiğiyle Kürt halkının iradesi sistematik bir şekilde gasp edilmektedir. AKP-MHP iktidarı seçimle kazanamadığı şehirleri vali ve kaymakam gibi iktidara bağlı memurları aracılığıyla kayyum siyasetiyle bir yönetme biçimi olarak ve kendi iktidarının bekası için uygulama haline getirmek istemektedir. Bugüne kadar
Kürt belediyelerine atanan kayyumlar Boğaziçi Üniversitesi gibi yönetimi, hocaları, öğrencileriyle muhalif olan üniversitelere, liselere kayyum rektörler ve müdürler atayarak devam etmektedir. Halkın iradesini kayyumla gasp eden iktidar buna karşı yapılmak istenen protesto eylemlerini yine memuru olan valilik ve kaymakamlıklar eliyle yasaklamakta, sıkıştığı anda iktidarın yanında hizalanan hukuk da buna göz yumarak içinde avukatların da olduğu onlarca kişiyi gözaltına almaktadır. Hukukçular olarak bu meydana çok sık geliyoruz. Çünkü bu coğrafyada çok sık hak ihlali işleniyor. Bu kez de yine Hakkari Colemerk'te Kürt halkının kendi iradesine bir kez daha darbe vuruldu. Hakkari Belediye Başkanı arkadaşımız son derece haksız bir gerekçeyle görevinden alındı. Hala gözaltında ve büyük bir hukuksuzluk sonucu Hakkari'ye halkın istekleri aleyhine bir kayyum atandı. Bizler coğrafyanın her yerindeki hukukçular olarak bu büyük hukuksuzluğa karşı çıkıyoruz. Bu nedenle 28 baro bir araya gelerek bir açıklama yaptılar. Bu kayyum siyasetine karşı dik bir duruş gösterdiler. İsterdik ki içinde bulunduğumuz şehrin, bizlerin barosu, yani İstanbul barosu, yani bu dünyadaki en büyük birkaç barodan biri de bu haksızlığa karşı tavır alsın. Ancak maalesef ki bir kez daha İstanbul Barosu'nu bu haksızlığın karşısında göremedik. Bu nedenle İstanbul Barosu'nu burada hukukçular olarak, İstanbul Barosu'na bağlı hukukçular olarak kınıyoruz. Bunun dışında bugün coğrafyamızda yumuşama ve normalleşme adı altında yeni siyasi gelişmeler yaşanıyor. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki Kürtler için normalleşme ya da yumuşama diye bir şey söz konusu değil. Şöyle ki yeni bir anayasa tartışmasının da yapıldığı bu günlerde bir kez daha dile getirmek gerekir ki istedikleri kadar anayasa yapsınlar, anayasaları değiştirsinler. Kürtlere karşı uygulanan tek bir anayasa var bu coğrafyada. Şark İslahat Planı. O Şark İslahat Planı hala varlığını devam ettiriyor. Ve bu coğrafyada kendisine demokratım, sosyalistim, muhalifim, hatta liberalim diyen herkesin bu tavra, bu devlet aklına, Kürdistan meselesine bu yaklaşıma karşı çıkması gerekiyor. Çünkü diz çöktüremeyecekler. Bu mümkün değil. Şark İslahat Planı'ndan bu yana, hatta öncesinden bu yana Kürt halkı diz çökmedi ve diz çökmeyecek. Hakkari'yi tekrar Kürt halkı kendi seçmen iradesiyle kazanacak.